Artık vakit açık oylama vaktidir. Buyursunlar. Nazlı Hanım dün kendisi düşük puan aldı diye acısını çıkarmaya çalışıyor. Yani kesinlikle ya benim menüm nerede? Halil Bey'in tatsız, tuzsuz yemekleri nerede? Ya en azından hani Halil Bey diyor ki şöyle dağılsın, tutturmuş da şey olsun diye. Ne alaka ya? Bu et pişmiş mi pişmiş? İlla ki kemiğinden ayrılmak zorunda mı? Ben kuzuyla anlaşmalı mı yapıyorum? Gidip kuzuyu aldığımda yo sen kemiğinden ayrılmazsan olmayacak mısın demek. Ben en az 9-10 puan bekliyorum. Gerçekten bu menüye 9-10 puan vermezlerse gerçekten kabul etmeyeceğim. Ve benim yemeklerim kesinlikle 9-10'luktu. Evet, haftayı Aysel'le yarıladık. O da eksiksiz bir şekilde söylediği bütün yemekleri size verdiğimiz servis süresi içerisinde getirdi. Dolayısıyla bugün de ve inşallah bütün haftada böyle tamamlayalım. Eksiksiz bir menü karşı karşıya olduğumuz için 3 ila 10 arasında puanlamanızı istiyoruz. Buyursunlar, sizler lütfen başlayın. Birbirinize bakmadan, göstermeden. İlk olarak ezogelin çorbası vardı Aysel'in menüsünde başlangıç yemeği olarak. Ardından kıymalı pide geldi. Ana yemeği kuzu incikti, kremalı ıspanak yatağı üzerinde servis etti. Ona eşlik eden fırın patatesleri ve bir de gavurdağ salatası vardı. Son olarak da kakaolu, kaymaklı, fındıklı midye baklavayla bugünü kapattık. Evet, herkes yazdı. Herkes tamam mıdır? Tamam. Değiştirmek isteyen var mı? Yok mu? Herkes emin. Ne güzel. Sana sorayım peki Aysel, kaç puan istiyorsun? Valla Zuhal Hanım ufak tefek aksaklıklar tabii ki canım, oldu. Ama herkes de oluyor. Tabii, aynen, normal, herkes de oldu. Ben bu menüye en az 8-9 puan en az. Yani bekliyorum. Anlıyorum. Daha çok beklersiniz demişti bana aynısını. Ana yemek yok. Diyor. Ana yemek çok beklersiniz. Nasıl yok? En büyük puanların olduğu şey yok. Farkında mısın? Hayır, evet, sizin de yok. Sizin de yoktu. Sizin de yoktu. Ben sizi zaten şeyi bile almıyorum yani konuşmaya, çünkü sizin hiçbir şey yoktu. Evet, doğru. Hayır, yani almışsınız hazır ürünü. Evet, beni o kadar eleştirdin, sizin de yok. Peki, görelim bakalım nasıl değerlendirmiş yarışmacı. İlk olarak da Halil'in puanıyla başlıyoruz. Evet Halil, aç ve söyle lütfen yüksek sesle hepimize. Benim puanım 5. 5. Ana yemek yok. Tamam. Açıklama yok, istemiyorum. Kesinlikle yok. Açıklama. Siz de bana öyle söyleyin. Ben de sizden açıklama istemiyorum. Ha. Kıskandınız diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Kıskanılacak bir şey olsaydı gerçekten kıskanırdım. Gerçekten kıskanırdım. Hayır, tamam, ben yorum istemiyorum sizden. Açıklamanızı istemiyorum. Peki. İyi, o zaman bu durumda Aytaç'ın puanına geçiyoruz. Evet Aytaç, aç ve söyle lütfen. Size 5 verdim. 5 mi? Evet. Tam olarak neye benziyor? Bu böyle bir tanıyor ki. Sol gösterip sağ çaktı resmen. Kesinlikle hakkınız yok. Hakaniyetli biraz olmuş. Tamam, ben sizden de yorum aldım. Dur, ben istiyorum. Hayır ya, puanını açıklamasın ama sen yani hiç kimsenin beğenmediği yemekleri bile beğendin. Tatlıyı beğendin. Hatta. Ağzım şu an puruş. Puruş. Sonradan mı çakıyorsun? Sonradan mı vurdu tatlı? Anlamadım. Ya ben tatlıda bir merak ettim gerçekten. Tatlıya ne koymuştunuz, o böyle acı bir tat? Ben gerçekten konuşmak da istemiyorum, yorum da dinlemek istemiyorum. Ama 5 iyi bir puan. Yani. Boş iyi mi? Neye verdiniz 5? Siz benim çorbamı beğendiniz. Bana 6 vermişti. Dalga mı geçiyorsunuz? Çorbamı beğendiniz. Dur Aysel konuşsun. Çorbamı beğendiniz, pidemi beğendiniz. Evet. Ondan sonra ballandıra bir güzel yediniz. Bana iyi geldi. Ana yemeğime sadece ıspanak olmamış dediniz, evet. Patatesine de fena değil dediniz, eti de pişmiş dediniz, lezzeti de yerinde dediniz. Yani ana yemeği de. Tatlıyı da beğendi. Tatlıyı da beğendi zaten. Ben 8 falan verir diye düşünüyorum. Ben de öyle bekliyordum. Ana yemeğinizde incik pişmemişti. Yazıklar olsun gerçekten. Üzerinde böyle yağ löp. 8-9 bekliyordum. Pişmemiş ayrılmamıştı. Ya, pişmemişti. Pardon, yanlış ifade. Beyefendi, isminizi unutuyorum da sürekli. Beyefendininki pişmişti de ne oldu? Tadı var mıydı? Tuzu var mıydı? Pardon. Miydi? Pişmişti. Yani bir saniye dağılıyordu, benimki de pişmişti. Bir şey söyleyeceğim. Sen Aytaç'tan kaç puan bekliyordun? Vallahi ben 8-9 bekliyordum. Ben de bekliyordum. Ne yalan söyleyeyim. Çok şaşırdım. Ben de ne kadar çok şey bekliyormuşsunuz. Evet. Onu gösterdiniz. Şahsi olarak bir beklentim yok senden Aytaç'cığım yani. Beni ilgilendiren bir durum yok ama öyle yorumlar, bak kendini izleyeceksin. Hepimiz dahil. Gürbüz bile ayağa kalktı. Yani göreceğiz bakalım neler. Şaşkınlık içerisindeyiz. Aytaç sen çok beğendin. Tatlıyı beğendim, yerken beğendim. Bugün sonra... doydum dedim. Aa, ben de ilk defa bunu diyorum ha. Yerken beğendim, sonradan beğenmeyen yarışmacı bir ilk. Hanımefendiye teşekkür ediyorum otlar için. Çünkü o pide başka şekilde gitmezdi yani. Aa, şimdi mi söylüyorsun? Şimdi ama ben pidenin sadece... otlanmayı seviyorsunuz. Tamam mı? Kendiniz de kabul ettiniz. Siz otlanmaya şimdi, devam edin. Şimdi televizyonları yeni açan seyircimiz için açıklama gereği diyorum. Kendisi öyle beyan ettiği için Aytaç ben otlanmayı, ot yemeyi severim ot diye. Ot yemeyi seviyorum. Meraya çevirdiniz masayı hanımefendi. Bırakın Allah aşkına ya. Bir de böyle süzüle süzüle. Ay merak çok değil, güzel. Merak. Ay ben merak, doydum dediniz. Halicim bunu açıklamasak gerek yok. Bunu da açıklamayalım. Yazık ya. Meraya açıklıyor bu da. Evet bakalım Nazlı'dan kaç puan geliyor? Ben tahmin edebilir miyim? Tabii ki. 4. Aa, evet Nazlı bir söyle bakalım 4 mü yoksa? Aklın yolu 1'dir, 5, 4 değil. Ben hakkaniyetli bir insan olduğumu maşallah söylemiştim. Çok çevir, tam çevir herkes ben çorbanızı beğendim. Siz güler hiçbir ürününüzü beğenmedim. Oyun işe yaramadı. Hayır. Hiçbir ürününüzü beğenmedim. Kuzu inciğiniz, kuzu incik miydi Allah aşkına? Kıyaslamamız gerekiyor. Hangisi tadı tuzu tabii ki beyefendininki daha lezzetliydi. Ya tuzu bile yoktu. Tuzu bile. Aynı şeyleri çok konuştuk. Açıklama istemiyorsun herhalde yine. Yok istemiyorum kesinlikle. Gerek yok zaten. Son puan Salim'den gelecek. Kaldır Salim. Kaldırabilirsin. Yuvarlak içinde 5. Söyle. Kesinlikle doğru. 5. Yorumu da şu şekilde yaptım. Ben sizin olmamış yemeklerinize bile 5 verdim. Konuş. Sizin de hiçbir yemeğiniz olmamış. Koşun Nazlı'ya ne döndük Salim? Sizin de yemeğinizin hiçbirisi olmamıştı. Bir dakika Nazlı Hanım. Benim en azından emek vardı. Sizde o bile yoktu. 5 vardı. Çorbayı dediğim gibi limon olsaydı iyi olurdu. Tadı güzel yerinde de biraz tatlıyı da beğendim. Gene ona ben verdim. Tatlıyı beğendim. Tatlı diğerleri. Çünkü incik gerçekten de pişmemişti. Pişmiş demiştim sanki. Ben öyle hatırlıyorum. Yok pişmemişti. Kemikten düşmesi lazım. Çiğ dedi Nazlı'm çiğ dedi. Peki. Ispanak zaten fiyaskoydu. Ispanakta, 88 defa çevirdim dedi. Ispanakta zaten krema adı var kendi yok. O yüzden 5 uygun gördüm ben size. Kusura bakmayın. Siz zaten yemekten anlamadığınız belli. Evet. Yani hani hiçbir şey demiyorum. Olsun teşekkür ederiz. Peki biz de sana teşekkür ederiz. Eline emeğine sağlık. Yarın Aytaç mı yarışıyor? Yok, yarın ben şefimiz şefimiz mutfağa girecek. Yarın şölen var. Hadi yarın inşallah. Lexi paçangayı bekliyoruz. Kesinlikle. Şimdiden. Tabii, çok bekliyoruz. Lexi paçangaya başarılar. Çok affedersiniz, beyaz giymem gerekiyor mu? Beyaz giyme toz olur. Beyaz giymeniz için uyarıyorum. Yüzükler çarpıştı. Evet. O halde bize de iyi akşamlar demekten başka bir şey kalmıyor. İyi akşamlar.